Formula 1'de sezonun ikinci yarışı Imola Grand Prix'si gerçekten çok keyifli bir mücadeleye sahne oldu. Yağmur altında bir start, devamında ataklar, hatalar, cezalar, kazalar, kırmızı bayrak, Verstappen-Hamilton mücadelesi ve hepsinin sonunda müthiş bir yarışın ardından Fiyatlar Şampiyonası'nda sadece bir puanlık bir fark. Bu hafta MediaMarkt'la beraber Emilia Romagna Grand Prix'sini sizler için değerlendirdik. Tabi Imola deyince her zaman akla önce Ayton Senna, devamında da Roland Rassenberger geliyor. Biz de Mediamarkt'la Imola'daki Emilia-Romagna Grand Prix'sini birlikte değerlendirirken öncelikle Senna ve Rassenberger'i de anmayı unutmuyoruz. Bahreyn'in ardından sezonun ikinci yarışına ev sahipliği yapan Imola bildiğiniz gibi eski tarz bir pist ve e, özellikle arka lastiklerin ısısını kontrol edilmesi gereken çokça çekiş bölümü olan bir pist. Ve e, yine bildiğiniz gibi pistin kenarlarındaki kaçış alanları neredeyse yok. Çoğunlukla çimen, çakıl ve devamında da bariyer var. Dolayısıyla pilotların hata yaptığı zaman cezasını çok fazla çektiği bir pist olarak dikkat çekiyor Imola. Sıralama turları gerçekten önemliydi. Çünkü kuru zeminde çok fazla geçiş yapılması beklenmiyordu. Daha doğrusu Bahreyn'e göre daha zordu geçiş yapılması. Bu bağlamda e, sıralama turlarında Hamilton, Bottas ve Verstappen'in orta hamurla ikinci bölümü geçmesi aslında hem Mercedes kampının hem de Red Bull'da Verstappen'in kendisine ne kadar güvendiğini gösteriyordu. Neticede sıralama turlarına baktığımızda Hamilton iyi bir turla poli alırken Sergio Perez daha ikinci yarışında Max Verstappen'i sıralama turunda geçerek büyük bir sürpriz yaptı. Son virajda bir hata yapmasa poli alabileceğini söyleyen Meksikalı pilot 2018 e Abu Dhabi'den bu yana normal bir sıralama turunda Verstappen'i geçen ilk takım arkadaşı oldu. Verstappen Q3'teki iki turunda da Tamburello'da hata yaptığı için üçüncü sırada kaldı sıralama turlarına baktığımızda. Ama Hamilton, Perez ve Verstappen'in onda bir saniye içerisinde dizilmesi. Devamında da Lökler, Gazi ve Ricardo'nun yine onda bir saniye içerisinde dizilmesi bize çok keyifli bir yarışın müjdecisi gibi oldu. Norris aslında 3. sırayı almıştı iyi bir turla ama turu silindi birkaç santim farkla ve 7. sıraya geriledi Landon Norris. Tabi Mercedes'in arka lastiklerini korumaya yönelik yaptığı ayarla beraber e, sürüş stili Hamilton'dan biraz daha sakin olan Bottas ön lastiklerini bir türlü ısıtamadı attığı turlarda ve bundan dolayı da Mercedes pilotu çok büyük hayal kırıklığı ve 8. sırayı aldı. Cumartesi günü sıralama turlarına baktığımızda ilk 10'da 7 takım vardı ve sadece 0.8 saniye fark gördük. Son yılların en yakın sıralama turuydu bu 2012'den bu yana. Normal kuru zeminde yapılan bir e, seansta bu kadar yakın dereceleri e, hiç görmemiştik. Tabi bu sene takım değiştirerek sezona başlayan Sainz, Vettel, Alonso gibi isimlerin otomobillere henüz adapte olamadıklarını da aslında bir bakıma görmüş olduk. Bu üç pilot da takım arkadaşlarına geçildi. Yarışın startına yaklaşık yarım saat kadar yağmurun başlaması işlerin seyrini oldukça değiştirdi. Alonso bir e gelirken spin attı. Stroll'ün frenleri alev aldı. Ve Sebastian Vettel ile beraber Stroll'ün arka frenleri üzerinde acil bir tamirat gerekti Aston Martin cephesinde. Neticede Fethel yarışa pit yolundan başlamak zorunda kaldı. Bu arada formasyon atımında de Aqua Mineral'e çıkanında bir spin attı. Şartlar gerçekten çok zorlu. Hava çok soğuktu zaten. 9-10 derece civarında bir e, sadece sıcaklık vardı. Devamında yağmur da gelince aslında geçtiğimiz seneki Türkiye Grand Prix'sinin e, başlangıç kısmında benzer şartlar pilotların karşısına çıktı. Gazli, Ocon, Mazepin ve Mick Schumacher'in Yağmur lastiğiyle mavi logolu lastikle yarışa başladığını gördük. Diğer pilotların tamamında ıslak zemin lastiği, yeşil logolu lastik vardı. Start gerçekten çok kritikti ve kaygan zeminde Max Verstappen'in İstanbul Park'ın aksine gayet iyi bir start aldığını gördük. Verstappen ikinci viteste otomobilini kaldırdı ve helikopter çekiminde baktığımızda önce Hamilton'ın sonra da güvenlik aracını beklediği iki nispeten kuru noktadan geçerek daha iyi bir çekiş yakaladığını gördük Verstappen'in. Verstappen kendisini Tamburello'ya doğru gelirken Hamilton'ı içerisine doğru atmayı başardı bu yakaladığı çekiş avantajıyla. Bu arada Perez de sağ taraftaydı. Dolayısıyla Hamilton ikisine karşı birden e, savunma yapmak zorunda kaldı. Verstappen ilk çıkanda çizgiyi çok iyi yakaladı. Sonrasında e, Hamilton dışarıda kalmaya çalıştı aslında ilk sol virajda. Ama e, Verstappen e, sağa doğru dönüş için otomobili e, gerçekten öyle konumladı ki Hamilton'ın önündeki yolu bitirdi. Ve Hamilton ayağını gazdan çekmek zorunda kaldı. Böylece Fersepen liderliği aldı çok başarılı bir start ve iyi bir ilk şıkan dönüşünün ardından. Bu arada ufak bir e, temas yaşadı iki pilot ki yarıştan sonra da aslında temas yaşadılar, yaşadılar mı yaşamadılar mı diye basın toplantısında konuştular. E, ve Hamilton'ın e, ön kanadının sol tarafında ufak bir kırık e, oluştu. E, i̇kinci turda Sherlockler Sergio Perez'i geçerek üçüncü sırayı aldı Red Bull pilotundan. Ve e, burada Latifi'nin yine aynı turda spin attığını ve piste geri döndükten sonra muhtemelen spreyden görmediği için de Mazepin'in üzerine doğru otomobili kırdığını gördük. Temasının ardından Latifi bariyerlere çarptı ve e, hem yarışışı kaldı büyük bir kazayla hem de güvenlik aracını aslında piste çağırmış oldu. Burada e, güvenlik aracı ardında Mick Schumacher lastikleri ısıtırken spin attığını gördük start düzünün sonunda ve e, o da ön kanadını kırdı piste. Fakat pit yolu kapalı olduğu için kendi ön kanadının aslında parçalarını kapattığı pit yolundan dolayı Mick Schumacher istediği kadar çabuk pite gelip ön kanadını değiştiremedi. Bu arada güvenlik aracı ardında şartlar o kadar zordu ki Sergio Perez pist dışına taştı. Ricardo ve Gazli'ye geçildi. Aslında artık orada kalması lazımdı ama iki pilotu da tekrar geçti Perez. Bu kendisine 10 saniyelik bir ceza ile beraber geri dönecekti yarışın ortalarına doğru. Bu arada e, Charles Leclerc'in telsizinde sorun olduğunu e, yarıştan sonra daha net öğrendik. Ama e, kulaklığında bir sorun olduğunu telsizden duymuştuk. Leclerc bütün yarış boyunca e, pit duvarını duyamadan yarışmış. Bu da gerçekten oldukça zor. Hele böyle kaotik yarışlarda yetişimi e, gerçekten çok daha e, zora düşmüş oldu Ferrari'nin. Yarış 7. turda yeniden başladı güvenlik aracının ardından. Ve Verstappen çok çabuk 5 saniye civarında arayı açtı. Aslında yine geçen seneki Türkiye Grand Prix'si gibi Mercedes'in, lastiklerini ısıtmakta çok zorlandığını gördük ve bu Verstappen'e ilk turlarda büyük bir avantaj olarak e, yansımış oldu. 13 tura geldiğimizde Verstappen 6 saniye farkla Hamilton'un önündeydi. McLaren'de Norris'in Ricardo'dan daha hızlı gitme yönünde bir iddiası vardı ve e, takım iki pilotun yer değiştirmesini istedi. Norris gerçekten de Ricardo'yu e, geçtikten sonra çok çabuk Araya açmaya başladı. Bu arada Pierre Gasly yarışa mavi logolu yağmur lastiği ile başlayan tek isimdi. Eski yıllarda yoğun yağmur lastiği diyordum bu lastiğe. E, Gasly e, pistin yeteri kadar ıslak olmaması nedeniyle her geçen tur hem zaman kaybetti hem arkadakilere zaman kaybettirdi. Bir süre sonra gerçekten yürüyen şikan oldu adeta. Ve e, 14. turda e, Alfa Tauri kendisini pit alana kadar yarıştaki neredeyse bütün şansını e, kaybetti. 15. tur civarında yağmur durdu. Sonrasında e, lastiklerin ısısını e, ideal e, seviyeye çıkartan Hamilton'ın Mercedes'le ile Red Bull'a yaklaşmaya başladığını e, gördük. Tabi burada o e, lastiğin ısınmadığı ve nispeten yavaş gittiği turlarda Hamilton aslında lastiklerin e, fiziksel açıdan ömründe e, bir avantaj yakaladı. Verstappen'e göre yani lastikleri daha iyi durumdaydı Hamilton'ın. Bununla e, birlikte arayı kapatmaya başladı Hamilton'ın Verstappen'e e, karşı. Tabi... E, Bahreyn'deki erken pit hamlesiyle beraber avantajı ele geçirmişti Mercedes e ama burada aslında yapmak istedikleri farklıydı. Mercedes ıslak zeminde lastiklerini çok çabuk ısıtamadığı için Hamilton'ın lastikleri de aslında o anki şartlar değerlendirildiğinde gayet ideal performansta olduğu için aslında Mercedes Red Bull'a yanaşıp bir tehdit oluşturup Red Bull'u önceden pite doğru zorlamak istiyordu. Bu arada tabii Red Bull cephesinde de hani Pite e gelmek ve e, silik lastiği takmak için doğru zamanın beklenmesi gibi bir zorunluluk vardı. Burada Mick Schumacher'in yaptığı pit ve ardından e, en iyi kendi sektör zamanlarını elde etmesiyle e, Red Bull aslında istediği mesajı almış oldu ve Verstappen'i 20. turda pite e aldılar. E, orta takmak üzere. Hemen bir tur sonra Hamilton da pite e geldi. Bu arada Hamilton bahsettiğim gibi ideal e, durumda olan lastikleriyle ee, 1.3 saniye aldı pite giriş turunda Verstappen oranla yani aslında yavaş bir, bir pit stop yapmasaydı Hamilton belki de öne geçebilirdi ama e, iki ön lastikle de sorun yaşayan Mercedes ile e, birlikte e, Hamilton 4 saniyelik yavaş bir pit stop yaptı ve Verstappen'e bir kez daha geçilmiş oldu. Tabi Mercedes'in yine e, bu ıslak zeminde ve soğuk havada lastik ısıtma derdi olabilirdi yani öne geçse de Verstappen aynı tur içerisinde belki de Hamilton tekrar e, geçebilirdi ama... E, neticede pitler tamamlandığında Verstappen hala öndeydi. Ve e, Mercedes'in bu lastik ısı tamama e, durumundan fayda olan Verstappen e, hemen yine 5 saniye üzerinde bir fark açtı. Bu iki pilotun karşısına beşli bir grup çıktı tur bindirme e, açısından ve Verstappen e, bu grubu çok ters bir yerde yakalayınca iki buçuk üç saniye zaman kaybetti. Hamilton da bu kayıpla birlikte çabucak e, hazır ara kapanmışken Trafikten kurtulmaya çalışıyordu ve Tosada aslında ıslak zemine girerek Russell'a tur bindirirken dışarıya uçtu Hamilton ve yumuşak bir şekilde bariyere temas etse bile ön kanadını kırdı. Buradan sonra aslında Hamilton'ın tecrübesi yarıştaki şansının devam etmesini sağladı. Çünkü Hamilton aslında ileriye doğru gidip otomobili döndüremeyeceğini gördü. Aşırı gaz verip patinajda kalarak arka tekerleklerin çakılların içerisine gömülmesini engelledi öncelikle. Sonrasında otomobili zor da olsa geri vitese taktı. Ve e, yine yavaş bir tempoda çakıllara gömülmeyecek kadar az gaz vererek çakılların üzerine asfalta kadar döndü. Bu tabii yarıştan sonra tartışıldı ama geri vitesle ilgili Formula 1 yönetmeninde sadece pit yolunda kullanılamayacağına dair bir ibare var. Yani pistte aslında e, geri vitesi kullanmaktan başka bir yol yoksa pilotlar e, yola geri dönmek için geri vitesi kullanabiliyorlar. Burada önemli olan nokta yönetmeliklere göre e, geri dönerken bir avantaj yakalamamış olmak ve e, diğer rakiplerini tehlikeye atmamış olmak. Neticede de Hamilton, kırık kanatla çok yavaş şekilde geri geri giderek e, yola geri döndü ve pite doğru e, ön kırık ön kanatla beraber e, yöneldi. Ama e, Hamilton'ın o anda kaybettiği turla beraber yarıştaki podyum şansı e, neredeyse bitmişti. Fakat Hamilton'ın yardımına takım arkadaşı Bottas ve e, Russell koştu. E, i̇kilinin e, 8. sıraya için mücadelesinde ki Bottas lastiklerini Hamilton kadar da ısıtamadı yarış boyunca. Gerçekten o nedenle e, neredeyse hiçbir varlık gösteremedi. Tambroli'ye doğru gelirken e, Russell Bottas'ı geçmek üzere DRS ile bir hata e, e, gerçekleştirmek için kenara çıktı. Bottas hafifçe sağa doğru e, otomobili yanaştırdı. Burada tabii pilotların kendi aralarında bir cenitemenlik anlaşması var. Frenleme aşamasına geçtikten sonra e, yön değişikliği yapmamak e, e, adına. Bu arada e, bir şekilde... Rakibinizle savunma yaptığınız zaman bile pistle e, otomobiliniz arasında, pistin sınırıyla otomobiliniz arasında en az bir otomobil boyu kadar bir boşluk bırakmak da gerekiyor. Bu iki e, noktanın birleşimi gerçekten önemli. Bottas normalde hani çok agresif yarışan bir isim bile hatta tam tersine çoğunlukla e, yani yumuşak kaldığı için sıra kaybettiğini de görüyoruz. Fakat tabii iki pilotun mücadelesi çok farklı. Gelecek seneki Mercedes koltuğu için de bir yandan yarışıyorlar. Russell 12. sıradan 9'a çıkmış ve 8.liği zorluyordu Williams'da ki sezonun ilk puanının peşinde koşuyordu. Ama neticede e, Komiserler Kurulu'nun her iki pilotu da e, hani büyük oranda kusurlu bulmadığı bir yarış olayı, bir yarış kazası şeklinde değerlendirilen büyük bir kaza ortaya çıktı. Neredeyse uçak kazası yaptı e, iki pilot. Russell'ın tabii çok agresif bir tepkisi oldu Bottas'ın otomobiline koşarak. E, Bottas da kendisine bir parmak gösterdi. Ee, yarıştan sonra Toto Wolf aslında Russell'ın biraz daha kabahatli olduğunu ima eden e, bir takım e, yorumlar yaptı. Öğrenmesi gereken çok şey olduğunu söyledi Russell'ın. Russell ee, o açıdan hani e, normalde Bottas biraz sağa kapanmış gibi e, gözüktü ama çok agresif değildi gerçekten de e, yaptığı o hafif dışarı doğru açılma. Russell muhtemelen Mercedes belki biraz daha fazla üstüne doğru gelecek diye e, düşündü ve ani şekilde sağa kaçarken de çimene çıkardı sağ arka lastiğini ve ondan sonra da kıyamet koptu zaten. Ben de bu arada yayında geçen seneki olayı hatırladım. Hatırlarsanız Russell e, güvenlik aracı 10. sıraya kadar çıkmıştı ve ben ilk defa puan alabileceğini söyledikten e, saniyeler sonra Russell e, bariyerlere çarparak yarışa veda etmişti. Burada da Russell'ın gayet iyi tırmandığını e, puan peşinde koştuğunu söyledim ve hemen ardından bu kaza oldu. Gerçekten de 2 e, yıldır Imola'da. Russell benim <laughs> demeçlerimin hemen ardından kaza yaparak alabileceği puanlara veda ediyor. Hakikaten düşündüm söylesem mi söylemesem de diye. Geçen olay aklımdaydı ama bu kadar çabuk yani daha doğrusu bu kadar iyi şekilde yükselmiş pilottan bahsetmemek de olmuyor. O nedenle yani Russell'dan bahsettim ve sonrasında yine kader ağlarını ölmüş oldu Russell için. Kaza büyük olunca bariyerlerde de biraz e, tamirat gerekti ve Kırmızı Bayrak'ta yarış durduruldu. Bu tabii büyük bir şans verdi e, Lewis Hamilton'a çünkü hem kırık kanadını değiştirme e, şansı doğdu hem de Ricardo'nun arkasındaki herkesle birlikte yemiş olduğu turu geri alma şansını yakaladı. 35. turda yarış yayından başlamadan evvel e, Fersi belki de yarıştaki tek hatasını yaptı. Lastikleri ısıtırken neredeyse bir yarım spinle beraber pist dışına doğru taştı ama otomobili toplamayı başardı. Burada Charles Leclerc'in aslında telsizinin belki de çalışmıyor olmasının getirdiği ilginç bir nokta var. Leclerc o anda yarışın hareketli mi yoksa durarak mı startla başlayacağını bilmiyor. Bundan dolayı da aslında belki agresif davransa Ferstepe'nin pist dışına taştığını da düşünürsek Ferstepe'nin geçebilirdi Leclerc ama yapmadı bunu. Gentilmence davranmış oldu bir başka deyişle. Belki telsizden duysa bunun yarışın hareketli startla başlayacağını farklı şekilde davranabilirdi. McLaren'lerin yarış yeniden başlamadan evvel yumuşak lastiği takması kendilerine çok büyük bir avantaj getirdi ilk turlarda. Özellikle bu bahsettiğim lastik ısıtma fazı düşünüldüğünde. Dolayısıyla Norris yarış yeniden başladığında çok çabuk şekilde Sherlock'leri geçmeyi başardı. Bu arada Suno da arka tarafta spin attı. İlk ona kadar tırmanmıştı Suno'da. Cumartesi günü yaptığı kazadan sonra e, aldığı ceza ve geriden başlamış olmasına rağmen e, puan barajına kadar gelmişti ama spin atarak aslında puan şansını e, kaçırmış oldu. Perez spin attı yarış yeniden başladıktan sonra ve bugün pistte değildim dedi telsizden. Bu arada yarış içerisinde Carlos Sainz Junior da kendi kendisini eleştirdi. İki defa pist dışına taştı İspanyol pilot Daha kaç tane hata yapacağım dedi telsizden. Yarış mühendisi Ricardo Adem'i de zaten çok hızlısın sen ee, hani başının önüne eğ, konsantre ol ve e, yarışa devam et daha yarışta çok şey olabilir dedi. Gerçekten de Sainz e, günün sonunda toparlanmayla beraber Ferrari'ye önemli puanlar kazandıracaktı. Hamilton kısa süre içerisinde Raikkonen ve Stroll'ü daha sonra da biraz daha fazla uğraşmakla e, birlikte Ricardo'yu e, geçti. Sainz daha fazla direndi Hamilton'a yaklaşık 4-5 tur arkasında kaldı Ferrari'nin ama 50. turda Sainz'da geride bırakan Hamilton 4. sıraya kadar tırmanmış oldu ve Leclerc'lerin arkasına kadar geldi. Charles Leclerc de Norris'in arkasında olduğu için her iki pilot da DRS açık olarak birkaç tur gittiler. Bu nedenle Hamilton aslında çabuk geçemedi önündeki Ferrari'yi. Ama ne zaman Leclerc Norris'te bir saniyenin üzerinde bir farka düştü, ara açılmış oldu. Böylece DRS avantajını kaybetti Hamilton da Hemen ardından e, arka kanadı açarak kendisini geçmiş oldu. Bu esnada Verstappen çok rahat şekilde 15 saniye üzerine bir fark açmıştı ön tarafta. 60. tura geldiğimizde e, Hamilton Norris'i de geçerek e, ikinci sıraya kadar çıktı ve en hızlı turu da elde ettiği için yarışın sonuna kadar aslında e, günü çok iyi şekilde hasarı azaltarak tamamlamış oldu Hamilton. Ön tarafta Max Verstappen'in Kalan turları çok rahat geçtiğini gördük. Üstün bir performans ortaya koydu Hollandalı pilot. Starttaki e, yaptığı geçiş e, pist üstü pozisyonunu kendisine getirdi. Yarışın kontrolünü getirdi. Onun dışında tabii Hamilton'la bu sene şampiyonluk için çekişmesini bekliyoruz Verstappen'in Bu iki pilotun birbirine karşı olan rekabeti açısından da psikolojik anlamda da önemli bir hamleydi bu. Hiç ödün vermedi Verstappen çizgiyi yakaladıktan sonra e, Hamilton'a ve e, yarışı gerçekten hak ederek kazanmış oldu e, 22 saniyelik bir farkla ikinci yarışın ardından aslında Hamilton ve Verstappen her ikisinde de birer tane pole pozisyon var, birer tane galibiyet var, birer tane ikincilik var ve Hamilton Imola'daki en azı tur puanı sayesinde pilotlar şampiyonasında şu anda lider. Lando Norris yarışı çok başarılı şekilde üçüncü sırada nokta oldu. Kariyerinde ikinci kez podyuma çıktı. Cumartesi günü turu silindikten sonra kendisini çok acımasızca eleştirmişti. Benim hatam demişti. Ama o hatayı telafi etti. Ve yarışı üçüncü sırada bitirdi. Aslında üçüncü başlasa da normalde Verstappen ve Hamilton'ın arkasında bitecek bir yarış. Üçüncülük sonucu gayet iyi bir sonuç olacaktı. Makul bir sonuç olacaktı Landon Norris için ama İngiliz pilot gerçekten de her sene üstüne koyarak ilerlemeye devam ediyor. Çok sağlam bir performans ortaya koyuyor bu sene itibariyle. Ferrari İtalya'da podyum yakalayamadı ama Leclerc ve Sainz'in dördüncü ve beşinci olmasıyla iyi puanlar aldı. Geçen senenin ardından yakaladığı çıkışı sürdürdü gözüken o ki biz McLaren ve Ferrari arasında çok keyifli bir üçüncülük savaşı izleyeceğiz sezon boyunca takımlar şampiyonası için. burada da McLaren ve Ferrari'nin aslında rekabetini görmüş olduk. Daniel Ricciardo çok fazla ortalarda gözükmedi. Altıncı oldu takıma puan kazandırdı. Gazli yarışın başında çok zaman kaybetmiş olmasına rağmen sonlara doğru bir kez daha tırmandı ve normalde 8. sırada yarışı bitirdi. Ancak Stroll'e pis limitlerini aşarak geçiş yaptığı için 5 tane ceza gelince Gazli 7. sırada yarışı noktalamış oldu. Stroll de 8. sırada finiş gördü. Aston Martin'le beraber Sebastian Vettel'in geriden başladığı devamında 5 dakika kadar lastikleri takılı olmadığı için ceza aldığı ve vites kutusu sorunuyla finiş göremedi yarışta Aston Martin'e puan getirmeyi başardı Stroll. Yağmurlu zeminleri seviyor gerçekten de Lance yani Stroll. Onun için de makul bir yarış olduğunu söyleyebiliriz aldığı cezaya karşı. Kimi Raikkonen, yaşlı kurt geçen sene de Alfa Romeo'ya burada puan getirmişti. Aslında 9. sırada finişe kadar geldi. Ama e, yarışın yeniden başlatılması öncesinde e, spin attıktan sonra e, güvenlik aracı ışıklarını söndürmüş olmasına rağmen hala diğer rakiplerini geçip yerini geri almaya çalıştığı için e, 30 saniye gibi ağır bir ceza aldı ve bir anda puan barajının dışına düştü. Öyle olunca da Ocon ve e, Alonso Alpine'le günün son puanlarını almış oldular. Sergio Perez'in yarışı gerçekten kabus gibiydi. Bahreyn yarışı ne kadar iyi ise Imola'da yarış anlamında o kadar kötüydü. Meksika'lı pilot için 11. sırada kaldı. Perez Verstappen'in kazandığı günde. da hem hata yaptı, cumartesi günü kaza yaptı, pazar günü yarışta spin attı. Ayrıca pist limitlerini aştığı için zaman cezası aldı. Bütün bunların ardından 12. oldu. Rayconen cezayla Giovinazzi'nin önünde yarışı bitirirken Vettel finish göremese bile 15. sırada klasmanda. Yer aldı. Açıkçası yarışta bu sene takım değiştiren Ricardo, Alonso, Sainz, Perez ve Vettel gibi isimlerin hepsinin ıslak zeminde ilk defa yarışıyor olmaları da dikkate alındığında sıkıntı yaşadıklarını, takım arkadaşlarının gerisinde kaldıklarını gördük. Bu yeni otomobile alışma meselesi gerçekten de tecrübeli dahi olsa pilotları oldukça uzun bir süre zorluyor. Özetlersek keyifli bir yarışı aslında izlemiş olduk Emilia Romanya Grand Prix'sinde. Mediamak'la beraber her hafta yaptığımız gibi yarışın önemli e, satır başlarına, istatistiklerine de e, bakalım. Verstappen daha önce İtalya'da hiç podiuma çıkamamıştı. Hatta geçen sene İtalya'da yapılan 3 yarıştan puan bile alamamıştı, finish görememişti. Ama bu kez şeytanın bacağını kırdı ve e, yarış zaferine ulaşmış oldu Verstappen. Ki e, Honda'da e, motor yöneticisi olarak 1991 Ayrton Senna'dan bu yana ilk defa Imola'da bir zafer yakalamış oldu. Hamilton e, üst üste 51. yarışından puan çıkarttı. Covid'den dolayı katlanmada bir yarış var bildiğiniz gibi Sahir Grand Prix'sinde ama çıktığı, yarıştığı son 51 yarışın tamamından puan almayı başaran bir Hamilton var. Müthiş bir seriyle devam ediyor 7 kez dünya şampiyonu Hamilton. Norris'le beraber Hamilton podyuma çıkınca Britanya toplamda 700 podyuma ulaşmış oldu Formula 1 tarihini değerlendirdiğimizde. Ve yine 2012 Çin'den bu yana Hamilton, Batı'ndan bu yana ilk defa iki Britanyalı pilot podyumdaydı Imola'da. Norris McLaren son 7 yıldaki sadece 4. podyumunu kazandırmış oldu 2020'lere baktığımızda Leclerc dördüncü, Sainz beşinci olunca Ferrari 2020'lerde sadece ikinci kez iki otomobille birden ilk 5'te yer buldu. Daha önce Türkiye Grand Prix'sinde bunu başarmışlardı. Daniel Ricciardo altıncı oldu. Hani çok fazla ortada gözükmedi ama üst üste 13. yarışından puan almış şekilde ayrıldı. Onun da iyi bir serisi var. Keza Lance Stroll de son 4 yarıştır puan aldığı bir seriyle devam ediyor Formula 1 kariyerine. ile beraber haftanın kazananlarına baktığımızda ilk sıraya tabii ki Max Verstappen'i yazıyoruz. Verstappen sıralama turunda e, hata yaparak 3. sırada kalmış olmasına rağmen çok iyi bir startla Yarışı kontrol altında götürerek e, yarış yeniden başlamadan evvel yaptığı ufak hata dışında e, çok iyi bir yarış çıkartarak kazanmış oldu ve e, böylece iddiasını bir kez daha ortaya koydu aslında pilotlar şampiyonasında. Lando Norris cumartesi günü e, yaptığı hatadan sonra çok üzgündü, kendisini eleştirdi ama yarışta bu hatasını telafi etti. Çok iyi bir yarışta e, Norris'ten gördük ve onu da kazananlar arasında e, yazıyoruz. Yine bir başka kazan olarak e, Ferrari takımını e, bu hafta söylemek istiyorum. E, i̇kinci kez 2020'lerde iki otomobille birlikte ilk beşte e, yer buldular, puan aldılar. Daha önemlisi hani e, geçen seneye göre ciddi şekilde bir iyileşme var otomobilin performansında ve bu sene takımlar şampiyonası üçüncülük için McLaren'le çekişeceklerini bir kez daha ortaya koydular. Kaybedenlere baktığımızda Valtteri Bottas ve George Russell'ı yazıyoruz. İkisinin de yaptığı kaza ikisine de aslında çok şey kaybettirdi. Bottas zaten yarışın başından bu lastikleri ısıtamadığı için çok sönük bir performans ortaya koyuyordu. Russell'ın aslında Imola'da kazanabileceği çok şey vardı. Ama o da Bottas'ı geçmeye çalışırken ...yaşanan kazayla beraber çok önemli puanları e, kaçırdı ve e, aslında... E, ...Mercedes'in takım patronu Toto Wolff'in gözünde de... Yani ...hata yapmış bir pilot olarak da değerlendirildi. Bir başka kaybeden isim olarak da Perez'den bahsetmek lazım. Perez de... E, ...cumartesi günü şahane bitirdi, hata yapmasa poli olacağını söylemişti. Ona rağmen ilk çizgiye çıkıp... Verstappen'i geçti, ikinci sıradan başladı. Ama yarışta arka arka yaptığı hatalarla... E, ...ki bahsettik az önce... E, Perez de günü puansız nokta aldı. Takım arkadaşının kazandığı bir günde puan alamamak gerçekten çok kötü bir durum bildiğiniz gibi. Mediamarkt'la haftanın telsiz konuşmasına baktığımızda da e, yaşlı kurt buz adam Kimi Raikkonen'in son derece sakin şekilde e, karşıladığı Bottas Russell kazasının sonundan bahsetmek istiyorum. Ki Formula 1 de bunu uzun bir klifle beraber e, yayınladı. Önünde kıyamet kopmasına ama Raikkonen son derece sakindi. Sonrasında yarış öncesiyle konuşurken sarı bayraklar var diye kendisine mesaj gittiğinde evet ben zaten gördüm önümde oldu dedi. Çok fazla parça olduğu söylendi. Evet hepsi zaten yağmur gibi benim üzerime yağdı dedi. E, ama bütün bu konuşmaları yaparken her zamanki gibi son derece soğukkanlıydı. Yani evde yarış seyreden sizlerden benden çok daha sakindi muhtemelen. E, dolayısıyla Rayko'nun de telsiz konuşmasını bu haftanın sıra dışı telsiz konuşması olarak seçsek herhalde e, yanlış yapmış olmayız. Emil Romanya Grand Prix'si gerçekten keyifli bir mücadeleye sahne oldu ve dünya şampiyonsun kalan için bizi daha da fazla heyecanlandırdı. O açıdan önümüzdeki yarışlarda Mercedes ve bunun mücadelesinin nereye varacağını tabii ki beraber bakacağız. Şimdi karakter olarak iki farklı pist var, Portekiz ve İspanya aslında ön lastiklerin daha fazla limitli olduğu pistler. Burada Mercedes'in o çok dar ayar aralığıyla. Nereye varacağını, Red Bull'la mücadelesi nasıl şekilleneceğini beraber göreceğiz. Sokrates ekranlarında Formula 1 heyecanı önümüzdeki haftalarda devam edecek. Hoşça kalın, mutlu kalın ve Sokrates YouTube kanalından ayrılmayın.